Emedar layıkasından birinci layıkanın birinci kısmının sonlarında yer almış olan bir mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Reis-i Cumhur'a gönderilen istidanın zeylidir ki mecbur oldum yazmaya. Bana hücum eden garazkarların en esaslı sebebi Mustafa Kemal'in dostluğu ve tarafkirliği vesilesiyle beni eziyorlar. Ben de o garazkarlara derim ki ölmüş gitmiş ve dünyadan ve hükümetten alakası kesilmiş bir adam hakkında 30 sene evvel bir hadis-i şerifin ihbarıyla Kur'an'a zararlı öyle bir adam çıkacak dediğimi ve sonra Mustafa Kemal o adam olduğunu zaman gösterdi. Ben de 500 seneden beri kahramanlığıyla ve hakperestliğiyle dünyaya meydan okuyan kahraman bir ordunun şerefini ve zaferini hilaf-ı hakikat olarak Mim Kemal'e vermediğim için garazkar dostları beni 20 senedir bahanelerle tazip ediyorlar. Evet, mahkemede ispat ettiğim gibi şerefler, musbet hayırlar, maddi manevi ganimetler orduya, cemaate verilir, tevzi edilir, dağıtılır. Kusurlar, menfi icraatlar başa, reise verilir diye bir kaide-i hakikatle kahraman ordunun ve bilfiil asker ve asker başında çalışan cesur zabitlerin zaferleri ve şerefleri Mustafa Kemal'e verilmez. Belki kusurlar, hatalar yalnız ona verilir diye beni onu sevmemekle itham edenleri kahraman orduyu sevmemekle ve şereflerini kırmakla itham edip onlara haini millet nazarıyla bakıyorum. Bu hakikati mahkemede ispat ettiğim gibi onun muannit, inatçı dostlarına da ispat etmeye hazırım. Ben bu mübarek milletin bahadır ordusunun milyonlar efradı ve zabitlerini severim. Hürmetlerini, haysiyetlerini elimden geldiği kadar muhafaza ediyorum. Benim karşımdaki garazkar muarızların bir tek adamı sevmek yolunda milyonlar efrada manen ihanet, belki adavet ediyorlar. Evet, çok emarelerle, çok delillerle, işaretlerle bildik ki bana hücum edenleri tahrik eden Mustafa Kemal'e itirazımdır ve ona dost olmadığımdır. Başka sebepler bahanedir. Bunun için mecbur oldum ki o muarızlarıma derim. O beni taltif etmek ve bütün vilayeti şarkiye, doğu vilayetlerine vaizi umumi yapmak için Ankara'yı istedi. Ben oraya gittim. Bu gelen 3 madde beni onun dostluğundan vazgeçirdi. 20 sene inzivada azap çektim. Dünyalarına karışmadım. 1. madde, bir hadisi şerifin ahir zamanda ananat-ı İslami'nin zararına çalışacak diye haber verdiği adam bu adam olduğunu efaliyle, fiilleriyle, icraatlarıyla göstermesidir. Ben 36 sene evvel o hadisi tefsir etmiştim. Aynen bu adama manası çıkmış. Mahkemedeki müdafaatımın 3. esasında izahı var. 2. madde, bir şeyin vücudu ve tamiri ve hayatı ona ait bütün erkan ve şeraitin vücuduyla olabilmesi ve o şeyin ademi ve tahribi ve ölmesi bir tek şartın bozulmasıyla olduğu bir kaide-i hakikattır. Umumun dillerinde tahrip tamirden çok kolaydır diye dar mesel olmuştur. Atasözü haline gelmiştir. Umumun dillerinde tahrip tamirden çok kolaydır diye dar mesel olmuştur. Bu kat'i kaideye binaen meydanda görünen ehemmiyetli kusurlar ve tahribatlar o kumandanın hatasından ve ehemmiyetli şerefler ve zaferler ise ordunun kahramanlığından geldiğinden o fenalıkları ona, o iyilikleri orduya vermek lazım gelirken bütün aksine olarak cemaatin hayrını baştaki bir ferde ve o ferdin şerrini cemaate vermek dehşetli bir haksızlık olmasıdır. 3. madde, cemaatin hayrını ve ordunun zaferini başa vermek ve o başın kusurunu cemaate isnat etmek ise
binler hayırları bir tek hayra indirmek ve bir tek kusuru binler kusur yapmaktır. Bütün mesela zaferlerin şereflerini bir kişiye verdiğiniz zaman bütün şeref bir tek şeref oluyor. Ama bir adamın kusurunu millete verdiğin zaman binlerce kusur oluyor. Çünkü nasıl bir tabur bir dehşetli düşmanı öldürse her bir neferi bir gazilik rütbesini alır. Ve yalnız binbaşısına verilse, o taburun kazandığı zaferi binbaşısına verilse, binden bire iner. Bir tek gazi olur. O binbaşının hatasıyla zalimane bir katil yapılsa, öldürme yapılsa ve ona verilmeyip tabura verilse, o bir tek katil bin cinayet hükmüne geçerek bin neferi mesul eder ve cezaya çarpar. Aynen öyle de meydandaki görünen ehemmiyetli kusurlar onları işleyen ölmüş adama verilmezse 500 belki 1000 seneden beri gaziliğini ve hakperestliğini dünyaya gösteren ve fermanı şerefini ve Kur'an bayraktarlığını kılıçlarıyla ve kanlarıyla imzalayan bir orduya havalesiyle o kusurlar binler derece ve erkanları adedince ziyadeleşir. O ordunun pek parlak mazisini dehşetli karartır ve bu asrın ordusunu geçen asırların aynı orduları önünde mahcup ve mesul eder. Ve mevcut şerefler, zaferler tek adama verilse binler derece küçülür. Erkan ve efrat aydınca gazilik ve hayırlar bir tek hükmüne geçer, söner. Daha kusurlara karşı kefaret-i zünüp de olmaz. İşte bu sebepler içindir ki ben onun dostluğunu bırakıp onun yerinde ehemmiyetli bir zamanda içinde bulunduğum ve tesirli hizmet ettiğim o ordunun dostluğunu aldım ve binler derece daha ehemmiyetli şerefini muhafazaya Risale-i Nur ile çalıştım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim. El-hayru fi mahtarahullah. Allah'ın adıyla onu her türlü kusur noksalardan tenzih ederiz. Hayır Allah'ın seçtiğindedir, dilediğindedir. Sırıyla bu meselemizin tehri hayırdır. Çünkü bütün mekteplerde ve dairelerde ve halkta o ölmüş dehşetli adamın muhabbeti telkin ediliyor. Bu hal ise alemi İslam'a ve istikbale pek elim ve acı bir tesiri olacaktı. Şimdi ihtiyarımızın haricinde onun mahiyeti ne olduğunu en başta ve en ziyade alakadar ve en son ondan vazgeçecek adamların ellerine kat'i hüccetler gösteren ve ispat eden Risale-i Nur geçmesi, kemali merak ve dikkatle okunması öyle bir hadisedir ki bizler gibi binler adam hapse girse, hatta idam olsalar dini İslam cihetiyle yine ucuzdur. Çünkü İslami inkişafın önünde en büyük engel o zattır Türkiye'de. Gerçekten o aşılmadığı sürece Türkiye ne maddi ne manevi noktada ilerleyemez yani. Hiç olmasa küfrü mutlaktan ve irtidattan en mütemerritleri, en inatçıları bir derece kurtarır. Meşkuk bir küfre çıkarır. Mağrurane ve cüretkâne tecavüzlerini tadil eder. Mutedil hale getirir. Mahkemede son söz olarak yüzlerine söylediğim bu cümle milyonlar kahraman başların feda oldukları bir kutsi hakikate başımız dahi feda olsun ile bizim nihayete kadar sebat edeceğimizi dava etmişiz. Bu davadan vazgeçilmez. İçinizde vazgeçecek yok ümit ediyorum. Madem şimdiye kadar sabrettiniz, daha kısmetimiz ve vazifemiz bitmedi diye tahammül ve sabrediniz. Herhalde meyvedeki kat'i hüccetlerle kabili inkar olmayan idam-ı ebedi ve nihayetsiz hapsi münferit mesleğini müdafaa etmek için Risale-i Nur'a karşı anudane hareket edilmeyecek. Risale-i Nur'a karşı anudane inatçı bir şekilde hareket edilmeyecek. Belki müsalaha veya mütareke çaresi aranacak. As-sabru miftahul farac ve surur. Subhaneke la ilme illa ma alemtena inneke ente alim hakim. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.